Selamun aleyküm. Hemen gel bakalım şöyle. Aman aman aman. Hoş geldiniz. Çobanlar iş başında. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Üşüdün mü abicim? Ne yapıyorsun böyle? Üşüdük ya. Çok mu soğuk hava? Çok soğuk. Evet. Gel bakalım şöyle. Çobanlarımızı da yakaladık. Evcileri gezerken arazide. Hemen bir tanıyalım bakalım. Fehmi Karagöz. Evet. Fehmi abi ya bu arada köpek falan yok değil mi? Yok. Belli mi olur abi arkamızdan gelir şöyle. Bir parça da alıvereyim falan der de. Bir şey olmaz. Korkmayın. Evet. Fehmi abi. Şöyle bakıyorum da hava karıştı. İnşallah bir yağmur kokusu var mı havada? Var. Çobanlar bilir havanın durumunu ya. Valla. Meteorolojiye gerek yok. Çobanlara sor yani. Yağış geliyor diyorlar ama. Yarından sonra yağış var diyorlar. Bekliyoruz işte Allah'ın izniyle. Evet sen de duydun. Kulağına geldi böyle bir şey. Evet. Evet ama evet. Dört göze bekliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi bugün hava çok değişti. Kaç gündür sıcaktı. Maşallah yakıcı bir sıcak vardı. Bugün böyle oldu. Siz arazidesiniz. Şu anda hayvanlarımız da burada. Ne kadar koyunumuz var burada? Valla bizim 80 kadar da arkadaşın da var. 150 kadar. 230-240 tane koyunumuz var. Senin kardeşin mi yoksa Erdal abinin ya? Hayır. Kimdi Erdal abinin kardeşi? Ha burada değil yani. İleride. Ha ileride. Daha var. O zaman burada sürü çok ilerlerde öyle mi? Karşıda. Evet. Karşıda sürü var. Bunlar sizin hayvanlar çok uslu maşallah. Olduğu yere duruyorlar abi. Durur abi. Usludur. Nasıl alıştırdınız bunları böyle? Valla ben yeni geliyorum da bu arkadaş eskiden beri çoban işte bunlar bilir o işin uzmanı yani. Gel bakalım nereye uzaklaşıyorsun gel şöyle. Şimdi bakma sen şimdi yüzü gözü gözükmüyor da hava soğuk normaldir canım yani baksana meydanda duruyoruz şu anda. Biz bile arabadan iner inmez hemen üşümeye başladık. Soğuk çarpar diye böyle giyindik ya. Öyle mi? Evet bu soğuk insanı çarpar yani. Çobanlar alışkındır aslında öyle değil mi? Ya alışık olsa da şeyini almakta yarar var tabii önlemini. Evet ama biz gene heybemizde her şeyi bulunduruyoruz her şeye mevsime göre. Tabii. Ne var şimdi heybede? Heybede kepenek, cizme her şey var. Evet. Ekmeğimiz de var mı heybede? Vardır. Ekmeğimizi burada yiyoruz değil mi? Evet. Evet. Gel bakalım abi nereye kayboldunuz? Şöyle yanıma alayım sizi. Var sen. Evet. Gel söyle ya. Nereye gidiyorsunuz gel. Bak şuna bak ya. Ne güzel bak görüyorsun değil mi? Bu kadar. Sen de konuşmak ister misin? Var mı herhangi bir sıkıntın? Çobanlarda bir sıkıntı var mı? Kötü bakma abicim ben sana dertlerini soruyorum yani. Ha varsa sukulama ha tamam söyle. Ha tamam. Anlaşıldı. Mesele anlaşıldı ben anladım ne demek istediğini. Senin de inşallah derdine çare bulacağız. Gel bakalım şöyle. Evet. Ya ne kadar güzel yetiştirmişsiniz bunları böyle. Tabii elcil. Yani insanın da derdini anlıyorlar hani yani. O bile konuşmak televizyona çıkıp dertlerini anlatmak istedi bir anda. Ne derdi var bu hayvanın? Ya karnı doymuş eve içecek artık. Onu. Ha tamam. Zira bana söyledi şikayet etti bak. Doğru mu? Yani böyle söylüyorlar sen. Türk'ün karnı evet. Doydu mu gözü bak. Şimdi küçük başta durum ne evcilerde? Sıkıntılar, dertler söylemek istediğin neler var? Hadi bakalım mikrofon sende. En büyük sorun mera. Meranın yarısından fazlası orman oldu. En büyük sıkıntı da o zaten bizim için. Mera olmadıktan sonra hayvancılığın bir önemi yok ki. Yani mera sorunumuz var. Tabii. Meraları daralttılar yani. Bu sorun nasıl çözülecek? Ne istiyorsun? Vallahi bilmiyoruz ki işte diktiler bir orman dediler. Ormanda çam yetişmiyor, bir şey olmuyor. Hayvanın yaylım yapılacak yeri azaldı. Zaten evcilerde hayvan 5000-6000 hayvan varsa düştü geldi 2000'e. Yapacak yeni yetişen nesil yapmıyor zaten ya. Çünkü hani yapsa da meralardan faydalanamadığı gibi bu şey de olmuyor. Bakımlı olmuyor zaten hayvan. Küçük başta öyle bir sıkıntımız var. Hı. Ya ormanın olacağı bir arazi yok çünkü evlerde. Zaten düz burası. Evet, şöyle evet, baktığımızda dağlık bir yeri yok. Dağlık bir yeri yok ama ormana ayrıldı. Düz ova ormana ayrılınca mera olmayınca hayvancılığı ne yapacaksın ki? Hayvan kendi karnını doyuramazsa sen zaten kendi karnını doyuramazsın. İstiyoruz ki ne istiyoruz? Bu hayvancılığın özellikle küçük başın da artık batmaması, bitmemesi için buna gerçekten çok önemli tedbirler alınması lazım. Hayata geçecek çok önemli konular var. Bunlar yapılsın ki bu çoban mesleği, bu koyunculuk, bu küçük baş işi de devam etsin diyoruz. Evet,
Biz ayrılıyoruz buradan. Çünkü yoldan geçerken sizi gördük. Sizinle de bir konuşalım istedik. Çok da memnun olduk. Eyvallah. Size kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Şöyle vedalaşalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim.